Merhaba arkadaşlar, bu videoda infix gösterimden postfix gösterime yığıt kullanarak dönüşümü ve yine postfix ifadenin yığıt kullanılarak hesaplanmasını göstereceğim. Bildiğiniz üzere postfix gösterimde parantezler bulunmaz ve işlem önceliği içerisinde barındırdığı için işlem önceliği ile ilgili bir kontrole gerek yoktur. Önce infix gösterimden postfix gösterime yığıt kullanılarak nasıl dönüşüm yapılabilir onu göstermek istiyorum. İnfiks gösterim, operatörlerin operantların arasında yer aldığı gösterim şeklidir. İşlem önceliğine dikkat edilmesi gerekir. İlk önceliği parantezler belirler. Örneğin, şekilde görülen infiks ifadede parantezler çarpma, bölme, çıkarma işlemleri bulunmaktadır. Bu ifadeyi yığıt kullanarak postfix ifadeye dönüştüreceğiz. Burada temel kural, bu aşamada yığıta sadece operatörler atılacaktır. Yığıta bir operatör atılacağı zaman, Yığıtta bulunan çıkmak üzere olan operatör işlem önceliği daha yüksek veya eşit ise yığıttan çıkarılıp postfix ifadeye eklenmelidir. Ayrıca sol parantez geldiği zaman sorgusuz yığıta eklenmelidir. Sağ parantez geldiğinde sol parantez gelene kadar yığıttan pop işlemi yapılmalı ve çıkan operatörler postfix ifadeye eklenmelidir. Şimdi burada infix ifade sol parantez ile başladığı için sol parantez direkt yığıta eklenecektir. Sayı geldiği durumda postfix ifadeye eklenecektir. Sayılar karışmaması için postfix ifadede sayılar arasında boşluk bırakılmalıdır. Şu an bölme operatörü geldi. Yığıtta şu an sol parantez olduğu için çıkarılmaz. Bölme operatörü yığıta eklenir. Sayı geldikçe hiçbir kontrol yapılmadan postfix ifadeye eklenir. çıkarma operatöründe yığıtta bulunan bölme operatörü daha yüksek öncelikli olduğu için yığıttan çıkartılıp postfix ifadeye eklenir. Sağ parantez geldiği zaman sol parantez görene kadar yığıttan bütün operatörler çıkarılıp postfix ifadeye eklenir. Infix ifade bittiğinde, eğer yığıtta operatör kaldı ise, bütün hepsi yığıttan çıkarılıp postfix ifadeye eklenir. Ve bu şekilde postfix ifadeyi elde etmiş olduk. Şimdi postfix ifadenin sonucunun hesaplanmasını yine yığıt kullanarak yapacağız. Bu sefer yığıta sadece sayılar eklenir. Postfix ifadeden bir operatör okunduğunda, yığıttan iki sayı çıkarılıp işlemek olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken Yığıttan ilk çıkarılan sayının işleme girecek ikinci sayı olduğudur. Oluşan sonuç tekrar yığıta eklenir. Bu mantıkla postfix ifade bitene kadar sayı geldikçe yığıta ekleme işlemi, operatör geldikçe yığıttan sayıların çıkarılıp işleme sokulması süreci devam eder. Postfix ifade bittiğinde yığıtta kalan sayı sonuçtur. Kodu inceleyecek olursak liste ile gerçekleştirilmiş bir yığıt kullanılmış. Postfix isminde bir sınıf ve bunun bir başlık dosyası var. Bunun kaynak dosyasına bakalım. Nesne oluşturulduğu zaman infix ifade gönderiliyor. Infix to postfix fonksiyonu çağrılarak demin anlatmış olduğumuz yığıt ile postfix gösterime dönüştürme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu fonksiyonu incelediğimizde karakter içeren bir yığıt nesnesi tanımlanmış. Çünkü infix'ten postfix'e dönüştürme işleminde yığıta operatörler atılır. Bu da bir karakter ile ifade edebiliriz. For döngüsü yardımıyla infix ifadeyi soldan sağa karakter karakter okuyoruz. Eğer bir rakam okursak while döngüsü yardımıyla bütün sayıyı elde etmeye çalışırız. Çünkü mesela 30 sayısının 3 rakamını okuduk. Tamamını okuyabilmek için döngü ile devam ederiz. Eğer okunan sol parantez ise direkt yığıta ekliyoruz. Eğer 4 par operatörden biri ise ilk başta yığıttan öncelik kontrolü yapıyoruz. Daha yüksek öncelikli bir operatör var ise yığından yığından silip postfix ifadeye ekliyoruz. Diğer durum ise Sağ parantez okuma durumu. O zaman yığıttan sol parantezi okuyana kadar bütün operatörleri yığıttan çıkartıp postfixe ekliyoruz. For döngüsü tamamlandığında infix ifade tamamlanmış demektir. Eğer yığıtta operatör kalmış ise while döngüsü yardımıyla onları da postfix ifadeye ekliyoruz. Yığıtı iade edip postfix ifadeyi döndürüyoruz. Bu işlemden sonra postfix sınıfını kullanan kişi hesapla fonksiyonunu çağıracaktır. Bu fonksiyon yardımıyla postfix ifadeden okunan sayılar ve operatörler işleme sokulup sonuç hesaplanacaktır. Yine postfix bir string olduğu için for döngüsü ile bunu karakter karakter okuyoruz. Burada yağıt nesnemizin double içerdiğine dikkat edin. Çünkü bu kısımda yığıta sadece sayılar eklenmektedir. İlk kontrol boşluk mu kontrolü? Eğer boşluk karakterini okuduk ise direkt bu karakteri geçiyoruz. Eğer postfix ifadenin okunan bir rakam ise yine sayının tamamını elde ettikten sonra double türüne dönüştürüp direkt yığıta ekliyoruz. Son ihtimal okuduğumuz karakterin bir operatör olması. Bu durumda yığıttan 2 adet sayı çıkarıyoruz. Operatörün türüne göre işlemi yapıp sonucu tekrar yığıta atıyoruz. For döngüsü tamamlandıktan sonra yığıtta kalan son sayı sonuçtur. Bu sayıyı döndürüyoruz. Ana klasöre gelip bunu çalıştıralım. Evet, demin gösterdiğimiz hesaplamayı programa girip enter tuşuna basıyoruz. Evet dönüştürdüğü postfix ifadeyi ve sonucu ekrana yazmış oldu. Demin 9.5 bulduğumuz sonucu burada da bulmuş olduk. Birçok alanda başarılı bir şekilde kullanılan yığıt veri yapısının infix'ten postfix'e dönüştürme ve postfix ifadenin hesaplanmasında da başarılı bir şekilde kullanıldığını görmüş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.